bir olayı nakledeyim. Bu da sahih bir hadis-i şeriftir. Aişe radıyallahu anha annemize diyorlar ki, onun sağlığında meydana gelmiş bir olay demek ki, yahu diyorlar, Ebu Bekir'le Ömer'e çok sataşıyor insanlar. Çünkü Ebu Bekir olmasa ne güzel İslam diye bir şey olmayacaktı şimdi. Zındıklar kaşıyıp duruyorlar. Niye? Ebu Bekir ve Ömer'in sağlığında Medine'ye bile giremediler. Yani başını kaldıramadı küfür. Nefes alamadılar. Tabii sataşıyorlar. Yahu sen ne diyorsun? Yani daha sahabenin nesli devam ediyor. Sen Resulullah'ın hanımı, bizim anamızsın. Allah anamızdan razı olsun. Demiş ki, Allah bir insanı severse böyle olur tabii demiş. Allah bir insanı severse böyle olur demiş. Ne kastediyor? Herkes hayret etmiş. Ne demek? Yahu Ebu Bekir'le Ömer öldü, daha ne namaz kılma imkanları var, ne oruç tutma imkanları var. Kapıları kapandı. Cahiller onlarla uğraşarak sevaplarını onlara gönderiyorlar demiş. Ayşe mantığı tabii bu. Radıyallahu anha. Yani demek ki o da görüyor ki, İşte güya Müslüman namaz kılıyorsun da Ebu Bekir'le uğraşır mı namaz kılan adam? Resulullah'ın mağara arkadaşıyla uğraşıyorsun, akılsız. Hiç mi aklın yok? Git bari meçhul bir isimle uğraş. Uğraşacak başka kimse bulamadın. Güneşe eliyle tutmaya çalışıyor. Bırak yanmayı, yaklaşamazsın ki yanacaksın. Güneşe yaklaşamazsın sen ki, hadi yandı elin diyeceğim. Elin yanacak halde bile olmaz, erirsin sen. Ama her halükarda şeytanın da dertleri var. Tabii şeytanın da bir sürü projesi var. O da uğraşıyor. Adem Aleyhisselam'dan beri kim bilir yatırım yapıyor ashab-ı kiramı çürütmek için. Direkt Kur'an'ı çürütmeye kalksa bunu başaramayacak.